Geçenlerde eşimle ormanda yürürken eşim bir meşeyi göstererek "Sence bu ağaç kaç yaşındadır, 150 var mıdır?" diye sordu. Ben de ağaçların odun dokularının sıkılığının farklı olduğunu, örneğin şu çaptaki bir selvi ağacının onun iki katı çaptaki bir kavak ağacından daha yaşlı olabileceğini, en iyi yöntemin yaş halkalarını saymak olduğunu anlattığımda "Ne yani, ağacın yaşını öğrenmek için onu kesmek zorunda mıyız?" dedi. Hem ona hem de herkese dendrokronolojiden söz etmek şart oldu. Dendroloji ağaç bilimi. Dendrokronoloji ise ağaçların yaş halkalarıyla yani yaşıyla ilgilenen bilim alt dalı. Bu dalın araştırmaları sayesinde ağaç halkalarıyla tarihleme yapabilmek mümkündür. Bu nedenle de bu bilim alt dalı özellikle de iklim değişiklikleriyle ilgili araştırmalarda kullanılmaktadır. Canlı ya da ölmüş ağaçların yaş halkaları incelenebilir. Hatta doğadaki canlı ya da ölmüş örneklerle geçmişte bina yapımında kullanılan kerestelerden alınan örnekler bile karşılaştırılabilir. Bunun için kabuktan başlayarak merkeze kadar bir kurşun kalem kalınlığında örnekler alınır. Her bir örnek kurutulur ve halkaların belirginleşmesi için zımparalanır. Yaş halkalarından yola çıkarak ağacın bulunduğu yerdeki kuzey-güney doğrultusunu, böcek vesaire istilalarının hangi yıllarda olduğunu, orman yangınlarının tarihlerini, kurak ya da verimli geçen yıllar hakkında bize bilgi verir. Bilim insanları son küresel ısınmayı fosil yakıtların aşırı kullanımına ve karbondioksit başta olmak üzere sera gazlarının atmosfere aşırı verilmesine bağlı olduğunu savunurken, çok az sayıdaki bilim insanı ise bunun doğal bir değişiklik olduğunu düşünmektedir. İklimsel örüntülerin anlaşılabilmesi için geçmişteki ve şu andaki iklim verilerinin karşılaştırılması gerekir. Fakat ölçüm cihazları ile alınan kayıtlar günümüze çok yakın tarihleri kapsamaktadır. Doğuşları 1500'lü yılların ortalarına kadar giden Moğolistan'daki kozalaklı ağaçların yaş halkalarını inceleyen bir grup bilim insanı, Moğolistan'ın geçmişte de benzer sıcaklık dönemlerinden geçip geçmediğini araştırmaktadırlar. Bu grafik 1550'den 1993'e kadar Moğolistan'daki kozalaklı ağaçların halka kalınlık indekslerinin birleştirilmiş kayıtlarını göstermektedir. Daha yüksek indeksler daha geniş halkaları ve daha yüksek sıcaklıkları göstermektedir. Sadece bu verilere dayanarak bir kafa karışıklığı yaşayabiliriz. Ama bu günümüzde dünyamızı çok hızlı ve aşırı bir şekilde ısıttığımız gerçeğini göz ardı etmemize neden olmamalı. Dendrokronoloji alanı adeta bir dedektiflik çalışması gibi. Mesela 18. yüzyıl Avrupa'sının en ünlü müzik aletleri üreticisi olan Antonio Stradivari'nin elinden çıktığı iddia edilen ve 20 milyon dolar değer biçilen bir kemandaki ahşap desenler, dendrokronoloji sayesinde sadece ahşabın yapıldığı ağacın yaşını değil, coğrafi kökenini de doğrulamıştır. Çalıştığı alana tutkuyla bağlı olan Troy adlı araştırıcı, "Ağaçlar muhteşemdir," diyor ve "Birbiriyle eşleşen ağaç halkası desenleri bulmak, bir bulmacayı çözmek gibidir, bağımlılık yapar," diyor. Şimdilik hoşça kalın, sağlıkla kalın, memle kalın.